Evet, merhabalar Alatürk ailesinin değerli izleyicileri. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Efsane bir isimle daha birlikteyiz. Ömer Sungur'la birlikteyiz. Hocam merhaba, nasılsın? Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz, teşekkür ederiz. Alatürk seyircilerimiz ailesi olarak ayaklarınızı sağlık, hoş geldiniz. Peki seni biraz tanıyabilir miyiz? Biraz kendinden bahsedebilir misin bize? Ömer Sungur, adım Ömer Sungur. 1982 doğumluyum, 38 yaşındayım. 20 senedir bu işe emek veriyorum, kuşlarıma. Peki güvercine ilk temas nasıl oldu? İlk nasıl başladık güvercin beslemeye? Temas, abim kuşçuydu. Ufak yaşlardan beri evimizde kuş vardı zaten. Bahçemizde gecekondu zamanında. Annemize bulaştı işte bu şey, sevda. Öyle devam ediyoruz yani. O zaman bırakamadım. Demediler mi? Sen yapma, biz besliyoruz. Sen bulaşma abim falan. Abim zaten bırakmıştı kuşçuluğu ama bize aşı oldu yani bir kere. O ya sevda. Aynen, sevda bize şey oldu yani. Beslemeye devam ettik. Tabii bu aralıklarda beslemediğimiz seneler falan oldu ama yaklaşık 15 senedir falan aralıksız besliyorum. Oyun kuşu besliyoruz. Oyun kuşu besliyorum. Hani oyun kuşu ağırlıklı besliyorum. 15 senedir de aynı soya devam ediyorum. 15 senedir? Aynen. Aynı soya da devam ediyorum. Peki senin kendi elde ettiğin bir soyumuz? Şöyle bir şey var. Erkeğe ben rahmetli Turan dayımız vardı. Turan Gürhanlı. Ondan almıştım. Dişi de meşhur bir kuşunun kuşu. Fırıncı Mahmud'un alaları vardı. Onları birbirine girdim. Kuşlar birbirini okşadı. Tabi aradakta bunların içine dişiler kattım. Yani başka kuşlar da kattım ama sonuç olarak iki kuştan çıkma kuşlar yani. Peki özellikleri neler peki şu anda senin kümesindeki kuşların? Nasıl performansları var? Performansları şöyle, nasıl diyeyim? Çok sefer atmazlar. Hani başka 30-35 sefer çıkmaz yani. 15-16 sefer atarlar. Ama yani uzaktan şöyle attığı zaman hedefine tam oturan kuşlar. Taklalı kuşlar, uzun metrajlı hayvanlar. Bu kuşlara hoşuma gidiyor. Yani bunlara devam ediyorum yıllardır. Peki bu güvercinlerin soyunu korumak için senin yaptığın özel bir şey var mı? Yani hangi aralıklarla kuş giriyorsun araya vesaire? Kan ağırlaşma dediğimiz mevzu var ya. Kan ağırlaşma derken ben oyun kuşunda zaten şöyle bir şey var Alihan. Her zaman bir deneme vardır. Soyun da olsa, yani çok iyi bir soyun da olsa her zaman bir deneme yaparsın yani. Kesin vardır yani, bu yok diyen yalan söyler. İyi bir soyu olsa bile kesin başka bir kuş girer, bir deneme yapar. Oyun kuşu zaten, oyun kuşunun ahlakı bu. Denemedir. Nasıl daha iyisini çıkartabilirim? Nasıl daha performansını çıkartabilirim. Tamam, elindeki vardır. O soyu sabit tutarsın ama hep bir oynama yaparsın yani. Ya ben de o şekilde oynamalar yapıyorum kuşlarım arasında. Bir arayış var yani. Tabii, böyle bir güvercin besleyen insan arasında. Yani oyun kuşunun şeyi arayış yani. Arayış bitmez. Yani oyun kuşunda arayış bitmez. Hangi aralıklarla peki bu denemeyi yapıyorsun ya da nelere mesela, dikkat ediyorsun bunu yaparken? Ben mesela hiç erkek girmem. Hep dişi olarak giderim kuşlarıma. Ama geçen sene mesela bir tane bir erkek beyaz girdim. Başarılı olduğuma inanıyorum kendi çapımda. O da bir ayrı soy olarak kalacak elimde yani. Peki yani şimdi hiç normalde yapmam dediğin şeyi sana yaptırdıysa o zaman onda özel bir şey gördün. Tabii. Gördüm. O nasıldı peki? Ne fark ettirdi? Nasıl bir fark ettirdi? Yani başladığı yerden başladığı ses tonajıyla gittiği en yüksek mesafedeki ses tonajı aynıydı. Yani benim için çok büyük bir faktör yani o sesi kuşta. Sese ve yani gittiği zaman böyle adam böyle bir şey yapacak yani. Sesli deparlı gidecek hayvan. Böyle yavaş gitmeyecek yani. Peki şu anda kümesteki güvercinlerde bu özellikler mevcut senin. Yani evet, bu hoşuna giden evet, bütün özellikler aynen. Mevcut değil mi? Aynen. Şimdi beyazlarda mesela bozkiller, ben bozkiller ağırlıklı beslerim. Bozkiller de gider, uzun metrajlı gider ama mesela bu beyaz bana daha ağırlık kattı. Evet. Yani daha hız kattı kuşlarıma. O zaman hani şöyle bir laf var ya, beyazın iyisini bulmak zordur diye. Sen o zaman aynen. Buldum dedin mi yani? Buldum orada? Dedim aynen. Fark ettin mi? Aynen zaten 2 senedir falan beyazlarım işte şey yapıyorum. Ama genel ağırlığım bozkilli. Bozkilli kümesimden vazgeçmeyeceğim kuşlardan. Renk olarak da bozkirli o zaman seviyorsun. Evet hocam, o zaman istersen seyircilerimizi daha fazla meraklandırmadan kümeslerin yanına geçelim. Tabii ki. Tabii nasıl ki. Kuşlarımız var teker teker hepsini görelim. Tabii ki. Seyircilerimizi de tanıtalım. Tamam. Ömer abi valla gayet kaliteli bir kümes görüyorum burada. Yanında da gayet güzel bir kümes var. Dışarıda ahşap kaplama aynen. Yapmışız. Yalıtımlı işte. Şöyle açayım mı ben? Aşmıyorum. Kuşçu Ömer yazısıyla birlikte Haruncum çekmeni istiyorum. Burada da böyle bir camda işlemeli bir şeyimiz var. Aynen, kuşlarımız lakaplarda efeler. Efeler. Bir lakap kattık. He, güvercinlere verdiğimiz lakap. Aynen, bizim efeler. Lakabımız bu. Oğlumuz ismi Efe. Ne güzel, Allah efeler bağışlasın. O zaman şöyle efeleri bir tanıyalım mı sırayla? Tabii. Sen şöyle bir göster bize. Kuşlarımın en büyük atası bu. 17 yaşında. Maşallah 17 yaşında. Aynen 17 yaşında bozkirli erkeğimiz. Bu kümesteki bütün kuşlarda vardır yani bir şeyi soy olarak. Kanı. Bir kanı vardır aynen. Bizim maşallah. Erkeğimiz tabi bunun anası eşi öldü. Hı-hı. Eşi öldükten sonra biz başka kuşlara da girdik. Ama genel ağırlıkla mesela o eşiyle, ölen eşiyle yavrularının hepsinden mevcut elimde. Hı-hı. Onlarla devam ediyoruz Alihan.
da mesela. Peki onun, bir kuş kaç onun, yaşına onun kadar böyle damızlık olmaya devam ediyor? Yaşlandıkça onun o işte şimdi bu, eşleşme performansından bir şey kaybediyor mu? Eşleşme performansından bu Alihan geçen sene artık verim vermemeye başladı. Ama ölene kadar kümesimizde duracak. Hmm, yani, onu beslemeye devam. Aynen ölene evet. kadar kümesimizde duracak. Belki hani yazın dinlendirdim biraz. Yazın belki yine bir eş alma durumu olabilir yani. Anladım. Alihan işte bu kuşlar da alalık vardı işte zaten. Boskir'in evet. eşi aladır. Mesela bu da onun bebesi. Her kümeste bir tane ala görmeyi seviyorum. He, ben de var ala öbür tarafta da öbür kümeslerimde de göreceksiniz. Evet. Zaten bu benim damızlık kümesimde ben ayırdım. Yani damızlık kümesi için başka bir kümes yapmıştım. Evet. Yani bura ayrıldı. Bura şimdi uçum kümesi olarak kalacak. Damızlık kümesim burada değil. Ama bu, damızlıklarım burada. Bu kuşun soyu nereden geliyor peki? Bu kuşun soyu da yine Boskirlilerden geliyor. Oradan geliyor. Ala. Aynen. Aynen alalık. İşte zaten bunun eşi alaydı. Eşi alaydı. İşte beyaz atıyor. O gösterdiğin kuşun eşi ala mıydı? Alaydı aynen. Hmm. O kuşun eşi alaydı. Anladım abi. Beyazlar falan var. Beyazlar limonsar var. Bunların hepsi. Limonsarlarım ayrı. Ben limonsardan vazgeçemiyorum. Bu da mesela yine Boskirli. Boskirli'nin oğlu da görev yaptı. 2 sene görev yaptı Boskirli'de. Burada uçurmadım bunu. Damızlık olarak kullanıyoruz şu anda bunu. Evet. Mesela kirlilik var. Bu da mesela o Boskirli büyük dedenin torunu. İlk gösterdiğiniz. Aynen bunun torunu. Torunu aynen. Torunu kirli olarak bu da. Bu kuşlar peki mesela, hepsi gereğince görevlerini yaptılar mı yani? Sizi tatmin ettiler ya, mi? Beni tatmin ediyorlar. Yani bu iş ben oyun kuşunu görecel olarak görüyorum. Herkesin güzeli farklı. Evet. Herkes farklı kuş besleyebilir yani. Ben ama göreceli yani. Herkesin onun sevdiğini ben sevmem. Benim sevdiğimi o sevmez. Değil mi? Evet. Yani bu iş beni görecel olarak görüyorum. Hı-hı. Kim neyi seviyorsa ona kim seviyorsa hizmet etmesi lazım. Sevmiyorsa zaten hizmet edemez. Evet. Ayağında bir tane şey olan var. Hangisi? Şu Alihan. Tam karşıdaki. Evet. O da mesela geçen sene yediğim beyaz erkeğe yediğim işte kuşlarım. Hı-hı. Bunlar da bu da mesela beyazlarla. Beyazın, geçen sene girdiğim beyazın yavrusu. Evet. Bu sene uçtu. Seneye inşallah ekiye kalkacak. Kupalara falan katılıyor muyuz hocam? Ya katılıyoruz da benim fazla zaman olmuyor yani. Yani fazla zamanım olmadığı için bu iş zaman işi. Tabii zaman da çok önemli. Aynen yani zaman işi olduğu için pek şey yapamıyoruz. Evet. Yani ama zaten katılıyoruz yani. Güvercin besleyen insanların hep söylediği şey zaman olacak zaman yani. Zaman olmazsa olmaz. Zaman yani kesin olması gereken bir şey. Hı hı. Ya cevher de olsa elinde zaman olmadığı sürece hiçbir şey göstermiyorsun Ali yani. Zaten emek kısmı zaten işin orada ortaya çıkıyor. Ne kadar paran da olsa zaman olması lazım bir kuşçuda. Ali yani burada 2 sene önce girdiğim beyaz erkek kuşlarıma. Maşallah. Hoşumuza gitti. Bir kuşlarımıza deneyelim dedik. Beyaz bir de hani saf temizlik yani. Ben beyazı hoşumuza gidiyordu ama iyisini bulamıyorduk. Sevdiğim renk beyaz ya. Yani bu iyisini bulduk diye tahmin ediyorum yani. Evet bu kümes böyle. Aynen bu kümesimiz zaten erkeklerimiz burada. Hı hı. Bir de yavru ekeleri falan burada. Evet. Erkek dişi ayrım yapmıştık. Evet. O zaman diğer kümese geçelim tabii. İstersen. Şimdi burası bizim eke kümesimizdi. Burada 3 tane yavru kümesimiz var. Ama şu anda yavru kümes olarak kullanmıyoruz. Yavru kümes olarak da kullanıyoruz ama eşten ayırdığımız için şu bölümü şeydeyim. Gösterelim. Evet abi. Büyük erkeğimin kızı. Hı hı. Sarılarım var. Vazgeçemedim sarılarım. Sarılardan niye vazgeçemiyoruz hocam? Ya renk olarak da yani benim çok şey yapıyorlar. Cazip diyorsun. Cazip aynen beni yani vazgeçemiyorum. Evet. Bugün hangilerini uçuracağız peki? Şu dişileri bir dışarıya çıkartalım. İşte. Tamam. Hemen dişilerimiz buralar. Bunları işte dışarıya çıkartmıyoruz. Kanatlar falan geliyor. Yok yok. Bu tarzda erkek dişi ayrılığını dişilerimiz burada. Öke dişi olabiliriz biraz. Mesela bu alalar şu bozdumanlı kirlilerden geldi. Bozdumanlı kirliler Boskirlilerden geldi. Torununun torunu ala atıyor yani. Evet. Birebir o aladan mesela ben hiç ala alamadım. Hmm. Ala erkekten mesela. Hiç ala gelmedi. Torunundan geldi yani. Burası dişiler Alihan. Erkeklerimiz öbür kümesteydi. Şurada göğüsü birazcık paslı. Aynen Boskirlilerimizin şeyi bu.
Özelliği mi? Yok, aynen özelliklerinde var. Yine büyük erkeğin kardeşi bu. Evet. Genelde kostüm kuşlarında falan böyle görüyoruz ya. Yok, oyun kuşu ama bu. Hı-hı. Kostüm kuşu değil. Evet. Genellikle yaş ilerledikçe böyle pas atmaya başlıyorlar. Hı-hı. Burası dişi Alihan. Dişilerin burası. Evet abi. Kaç tane kuş var hocam burada? 5 kümes mi? 4 kümes mi var? 4 kümes var. Sayısını biliyoruz, sen yalanmıyor yani. Bilmiyorum. Hı-hı. Burada yine sarılarımız var. İşte uçurduğumuz. Burada mesela uçacak bozkirinin bir tanesi şu. Hı hı. Bugün uçuracağımız. Aynen, bugün uçuran bir tanesi o. Bir tanesi bu öbür kümesimizde. Hı hı. Limon sarılardan falan var mıydı öyle uçan? Limon sarıların hepsi başlamış kuş ama dediğim gibi zamanımız olmadığı için aynen antrenmansız. Hepsi şu anda o sarıların hepsi tekte bir hayvan. Öyle mi? Mesela bozkir, takkapır hepsi buradakilerin hepsi tekte. Hmm. Ama zamanımız yok. Atmaca durumu falan nasıl burada atmaca peki? Atmaca çok hızlı, hiç nefes aldırmıyor yani. Kuşçuların atmaca çok belası hep böyle atmacalar. Rüzgar ama pek rüzgar olmuyor herhalde burada. Oluyor. Oluyor mu? Oluyor, rüzgar çok oluyor. Hmm. Yani şu anda durgun ama 10 dakika sonra çıkmayacağı hiç şey olamaz yani. Hmm, belli yani. Değil diyorsun. Aynen. Evet, bu kümesimizde. Yani bu kümesimizde yavru kümesimiz. Uçan kuşlar. Burada da tek edinmiş hayvanlar var. İki tane. Hı hı. Bir alaperçemlimiz var. Bir tane boz dumanlımız var. Evet, kümesin içerisinde böyle bir kafes sistem yapman gayet güzel olmuş yani. Aynen, güzel. Burada yemleme açısından falan. Yemleme açısından da güzel oluyor. Bir de mesela kuşu uçuruyorum. Ben iki tane yavru uçuruyorum. Hı hı. Öbürleri dışarıya çıkamıyor. Buraya içeriye koyuyorum. Tekrardan geri oraya şey yapayım. Yoksa kapıyı açtığın zaman hepsi birden çıkıyor. Evet. O zaman da yani hiç iyi bir şey olmuyor. Böyle bir sistem yaptık. Aynen. Kuşlarımız bunlar. Emek verdiğimiz kuşlarımız bunlar. Vallahi yani. Gayet güzel. Şu atmaca vurduğunu da göstereyim evet, mesela. Evet, onu da göstereyim. Her kümeste bir tane yaralı güvercin var tabii. Evet, atmacanın bayağı da şey yapmış. Bayağı yarası var yani. Hmm. Arka tarafta var. Peki böyle bir yara aldıktan sonra iyileşti diyelim. İyileştikten sonra da peki kuşun performansında böyle bir var, farklılık ne derece oluyor? Oynama var. Nasıl var? Mesela öbür kümesi gösterdiğim kuşta mesela iki kere atmaca kovaladı. Yani kuş korkak uçuyor. Arkasına baka baka. O zaman peki buna uçmuyor. Yaptığımız yatırım damızlık yönünde mi? Yani onu iyileştirmemiz, hala kümesimizde tutuyor olmamız, onun damızlık olabilme potansiyeli açısından mı? Ya şimdi tabii yani ben damızlığı bir kere görmek lazım. Yani uçurmak lazım. Ha, demek istediğim şu yani. Uçurduk. Bildiğimiz bu kuş. Emin olduğumuz bu tamam, kuş. Tamam, bildiğimiz kuş. Ama mesela örnek veriyorum işte atmaca yaraladı onu. Sonra aynen. Da onu iyileştirmemizin sebebi iyileşsin bir daha aynı şekilde uçsun mu yoksa bundan güzel damızlık olur. Bunu saklayayım mı? Şimdi kuşu biliyorsan Alihan, kuşun soyunu biliyorsan yani ben kendi şeyimi söylüyorum. Ben uçurmadan da damızlığı ayırıyorum. Yani kuşun fiziksel özelliklerine bakaraktan kuşu da biliyorsan tabii şimdi soyunu. Tabii soyunu biliyorsan yani damızlığı ayırabilirsin. Mesela bak şurada bir tane benim bozkirlim var. Hı hı. Yavruyken kanadı şey oldu. Nasıl diyeyim? Sakat diyeyim. Uçmadan diyorsun. Uçmadan. Sakat oldu. Hı hı. Ben bunu damızlık olarak kullanacağım. Ama ben bunu bilmediğim bir kuşu değil. Ben bunu bildiğim için. Ben bundan kaç tane işte kaç senedir ben bu kuşlardan uçuruyorum. Bildiğim için damızlığa koyuyorum. Peki böyle fizik olarak seyircilerimize söylemek istediğin tüyolar var mı? Böyle mesela şurası şöyleyse bu kuş muhtemelen iyidir falan diye. Ya şimdi uçurmadan. Uçurmadan onu şey yapamaz. Her kuşun farklı özellikleri vardır yani. Kapısı da maşallah bayağı ağır yani. Kapı sistemimize bakalım şöyle. Şöyle bir kapı sistemimiz var. La Casa de güvercin. La Casa de pigeon. Şöyle mi çevriliyor? Nasıl çevriliyor? Aynen, öyle çevrilmiyor. Burada bir. Valla uzaktan kumandası var diyorsun ya. Nasıl bir ben sistem bunu mesela abi? Şöyle kilitlerim. Gidiyorum. Gitti diyor ha. Ama mesela böyle açalım. Öbür türlü. O yani tam göstermeyelim kilidin şeyi. Ya önemli değil. Gösterseler de sıkıntı yok yani. Şey yani ona nasıl bir sistem var, ona dokunuyorsun? Bunun içinde yaylı bir sistem var. Bunu ben yaptım. Mesleğimizin gereği. Ya oraya herhangi bir şey soktukları zaman açar ama burada bunu kilitleyen mekanizmada kilit var. Alihan.
Yani şurada o şey, şurada kilitleyen bir mekanizma var. Şey var, kilit var orada. Mekanizmayı kilitliyor. Ha, sistemi kilit. Sistemi kilitliyor. Anladım. Vallahi gayet güzel ha. Evlerimizde yok şöyle sistem. Bizim ofiste yok. Vallahi elinize sağlık abi, gayet güzel. Evet, Alatürk ailesinin değerli izleyicileri. Evet, Ömer abimizi ziyarete geldik bugün. Ömer Sungur hocamız. Ömer Üstadımız hocam. Ömer Sungur'un yanına geldik. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Alatürk ailesi olarak ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet, ben tekrar teşekkür ediyorum ve değerli izleyicilerimiz, babam Osman Erbaş'a sözü veriyorum. Ben de bugün ekibimizle beraber Ömer Sungur kardeşimizin çekimine geldim. Geri plandaydım biraz. Oğlum Alihan, kapanışı beraber yapalım baba dedi. O yüzden beraber yapıyoruz. Bizleri izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ayrıca sizden benim bir istirhamım var. Alatürk ailesinin izleyicileri, biz çok büyük bir aileyiz. Ve daha da büyüyeceğiz sizlerin de destekleriyle. Yalnız büyümemiz için bize en büyük yapacağınız desteklerden bir tanesi yorum ve beğeni yapmak. Lütfen YouTube kanalımıza abone olalım ve yorum ve beğenide bulunalım. Yani bu bizim için çok önemli. Belki videolarımızı izliyorsunuzdur. İzleyip de beğenmeden geçtiğiniz, yorum yapmadan geçtiğiniz videolar vardır. Gerçekten bu yorumlar, beğeniler bizim için çok önemli. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Videolarımızın yine dediğimiz gibi devamı gelecek. Lütfen takipte kalın. Hepinize iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Ömer Sungur kardeşimize de sonsuz teşekkürler. Bugün bizi burada ağırladı. Kuşumuzu uçurdu. Sohbetimizi yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık.